Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat. Bugün ustanın yanına gidiyorum. Altımda bir tane hatchback bir araba var. Hiç beğenmedim bunu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kasta adam tofaşımı çalmıştı ve ondan sonra ben de arabasız kaldım ama usta bana bir tane araba verdi böyle kıytırıktan. Dedi ki Murat benim müşterilerime bunu veriyorum ama sen kullanabilirsin bir süre elini dedi. Dedim ben de ustaya sağ ol ustam çok sağ ol dedim. O da bana işte böyle bir vermiş oldu ama bu sabah beni çağırdı dedi. Sana çok önemli bir haberim var dedi. İki haberim var dedi hatta. Neyse onun yanına geldim işte şimdi birkaç işim varmış arkadaşlar. Ben ustanın yanına giderken siz de bir like atarsanız abone olursanız üstüne üstlük bir de yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım içeri doğru girelim. Orada bir tane tofaş görüyorum ama maviye benim tofaşa benziyor arkadaşlar. O ne öyle ya? Bir dakika arkadaşlar. Ana! Oha benim tofaş. Arkadaşlar bu benim tofaş. Ay şuna bakın. Eyvah vah vah vah. Dağdan mı düştün yavrum? Seni ne yaptılar? Kepçeyle mi ezdiler? Ne hale gelmişsin sen böyle? Tekerleklere bakın. Çok yazık arkadaşlar. Çok yazık ya. Şuna bakar mısınız? Araba full ezilmiş. Kapılar gitmiş. Arka bagaj gitmiş. Tekerlekler gitmiş. Kaput gitmiş. Usta bu arabanın haline böyle? Valla Murat. Onu sen söyleyeceğim ma. Bu arabayı ben Avşehirlerdeki çöplüğün kenarında buldum. Nasıl yani usta? Şu ilerideki çöplüğün kenarında mı? He. Onun kenarına atmışlardı bunu. Allah Allah. He. Peki yani bilmiyorum ki usta. En son kasta adam almıştı. Kasta adam demek ki arabayı parçalayıp bu hale getirmiş. Ya var ya onu bulup dövmek lazım. Murat artık öyle dememe yok. Artık düzgünce işine gideceksin, üstünden geleceksin. Yarış şereflerine katılmak yok. Tamam mı oğlum? Tamam mı Murat? Ama usta nasıl yapayım ki ya? Benim düzgün bir işim yok. Okul yani üniversite okumadım, bir şey yapmadım. Şimdiye kadar bir mesleği de ucundan tutmadım. Benim tek bildiğim şey yarışmak. Benim şoförlüğüm iyidir yani. Ancak ondan para kazanabilirim. Murat, oğlum sen Dırmış'ı tanıyan mı? Dırmış vardı hani senin sokaktaki arkadaşın. Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım evet. Dırmış vardı aynen. Böyle yapılıydı filan biraz. Heh aynen. Şimdi o geldi yukarıda bekliyor seni. Sana bir şeyler konuşacağız anla seninle. Gel. Bak sana çok güzel bir şey buldum. Onunla şey yapacaksın. Hayatını devam edeceksin tamam mı? Tamam dostum senin ağzı gittikçe kayıyor. Benim ağzım nasıl kayıyor ya? Kaymıyor benim ağzım şöyle güzel çok. Ya usta bak. Tamam sen daha konuşma yeter. Ne oldu yukarı bu kadar yürütüyorsun sabah sabah ya. Bak zaten oruçluyum. Beni şey yaptırma. Aa Dırmış. Ne haber Dırmış? Nasılsın? Vay. Uzun süre oldu ya konuşmayalı seninle. Nasıl gidiyor? Bak janti olmuşsun he. Kravat, smoking takım falan böyle kulaklıklarla takılı. Bayağı yakışıklı olmuşsun. Böyle sporu da yapa daha da geliştirmişsin kendini. Güzel. Vücudun bayağı oturmuş. Murat, şimdi bak Dırmış'la sana bir iş ayarladık. Başkanın şoförü olacaksın. Nasıl fikir? Başkanın şoförü olacağım. Tamam da. Olur aslında ya. Niye olmasın ki? Olur. Şartlar ne? Murat, sen de kabul ettin ha. Ben seni daha çok zor kabul eder diye düşünüyordum. Murat'cığım gel senle biraz tur atalım. Bir atla arabaya bakalım sür senin sürüşünü çok merak ettim. Usta o kadar abarttı dedi Passat yendi Supra ile kapıştı filan dedi. Ben de senin sürüşünü merak ettim. İnanır mısın bizim de şoförümüz dün istifa etti. Yani öyle diyelim istifa etti. Biz de onun yerine daha iyi bir şoför arıyoruz. Şoför derken sadece sürüş yetenekleri de değil yani. Böyle... Spor yapan, ondan sonra atışı iyi olan, titişiliği iyi olan birisi lazım bize. Tamam da niye lazım ki? Ya bin. Durmuş abi niye bindin? İndin. Ya inan bilir misin? Şeyden dolayı böyle arabalar yola çıkarken biz koruma olarak sürekli yola bakarız ineriz de. O yüzden bende öyle bir alışkanlık olmuş. Anladım. Peki şu an nereye gidiyoruz? GPS'ten bir yere ayarladın ama. Sen git. Merak etme.
Sana şimdi birkaç şey anlatacağım. Şimdi senin şoförlüğün iyi. Atışçılığını da geliştiririz ya. Benim atışçılığımı bilmiyor musun sen Durmuş abi? Sen hiç merak etme. Bak gidelim orada sana kanıtlayacağım ben nasıl atışçılığımın olduğunu. Ya sen beni küçümsüyorsun ama bak biz de Asya değiliz he. Ya bak karşımda aşiret adam geldi bana silah çekti. Ben adamın iki harekete silahını indirdim. Ondan sonra çeçeğe aldığım adamı ya. Bu kadar basit. Sen beni ne sen? Sen beni bebe mi sandın ya? Hayır asla öyle düşünme Murat. Kendini abartmamalısın ama kendini tanım, ona sevildim. Şimdi başkanın evine gidiyoruz. Sen şöyle bir iş görüşmesi yap bakalım başkanla. Başkan seni beğenirse işi alacaktır büyük ihtimal. Seni kaslı adam dövmüş, ne yapmış? Ya biliyor musun Durmuş abi, ben bir yol otobanda çıkmıştım. Bir dinlenme tesisine geldim. Tesiste baktım Supra duruyor. Ondan sonra Supra'nın sahibi adam ben böyle uzaktayken arabamın yanına geldi. İşte böyle bu dardana yaptı. Ben de dedim gittim yanına, bir sıkıntım var filan diye. O da dedi bana işte ne sıkıntısı filan. Senin araban işte hurda filan, benim arabamın yanına nasıl çekersin filan dedi. Sonra yarış oldu, kaybettim. Ama böyle ucu ucuna kaybettim yani. Düşünsene Tufaş'la şeyi kaybediyorum. Evet, Tufaş'la Supra yarışıyor ve Supra'ya çok minim bir farkla kaybediyorum. Neyse onun gibi bir şey. Şimdi gidelim. Küçük bir mesele ya, hallettim ben onu yani. Anladım Murat, anladım. Ama bak sen yine de dikkat et artık. Büyüdün, sana düzgün bir iş ayarlamak lazım ya. Öyle gidip de yarışlarla marışlarla olmaz artık. Murat yaşın büyüdü, aile kuracaksın, şey yapacaksın. Ooo nereden geldik bu konulara ya. Neyse nerede peki bu şeyin evi? Hemen şu yukarıda. Bak şuradaki. Anladım. Valla başkan da baya yukarıda yaşıyormuş ha. Niye burada yaşıyor ki başkan? Böyle daha şehir merkezinde bir yerde yaşıyor olmaz mı? Olası bir saldırıya karşı burası daha mantıklı. Bak her yerde korumalar koyabiliyoruz en azından. Anladım, korumalar diyorsun. Evet korumalar. Bak gördüğün gibi. Peki bu yol niye böyle rampa? Bilmiyorum, onu başkan daha korunaklı olsun diye böyle yaptırmış. Anladım. Burası başkanın evi mi? Aynen burası başkanın evi. Bakar mısın arabalardan belli değil mi zaten? Valla belli ya, şuna bakar mısın arkadaşlar? Bir tane BMW M4 var. Mercedes S500 var. Range Rover Evoque var. Kapıda korumalar. Çatıda korumalar. Yanında korumalar. Önünde korumalar. Arkada korumalar. Bu ne ya, her yerde koruma var. Neyse inelim hadi. Nereye gideceğim ben? Göster bana. Durmuş abi. Bak bu araba başkanın arabası, görüyor musun? S500 çok güzel değil mi ya? Çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki başkanım, diyorum çocuğunu zorla alıp gelebilirim diyorum. O da bana diyor ki yok olmaz filan diyor. Neyse süresim geliyor ama süremiyorum. Gel başkan orada. Hadi başkanın yanına gidelim. Takip et beni, takip et. Başkanım merhaba, müsait misiniz? Müsaitim evladım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Başkanım şoför ihtiyacınız var diyordunuz. Ben de size çok güzel bir şoför buldum. Şoför mü buldun bana? Ne şoförü ya? Ha, benim şoförüm. Anladım. Bu mu? Bu çocuk ya. Durmuş. Ben senden daha büyük adam isterdim. Sen bana bebek getirmişsin. Aman efendim, ben bebek falan değilim bak. Ben Murat'ım. Murat 21 yaşında bir bireydir. Evet. Ben şoför olabilirim yani. İhtiyacınız varmış, şoför olabilirim ben. Oğlum bu daha konuşmayı bilmiyor. Nasıl şoförüm olacak benim? Senin atışçılığın var mı? Ver bakayım. Şeylerde bir tane vazo var beyaz yönümle. Ona sık bakalım, tutturabilecek misin? Niye tutturamayayım ya? Onda ne var? Başkanım, siz beni bilmiyorsunuz sanırım. Benim atışçılığım çok iyidir. Bak, benim şoförlüğüm kadar atışçılığım da iyidir. Şoförlüğümü sorgulayacak olursanız şöyle anlatayım size. Beni sokakta gören her araba durur. Sağa çeker yani. Öyle bir şey vardır. Bakın şimdi bunu çok güzel vuracağım. Bununla vuracağım. Şöyle pat. Ve artık bir vaza yok. Bu kadar basit. Atışçılığımı böyle kanıtlamış oldum sanırım. Evet, kanıtladın. Tam da bir yere gidecektim. Durmuş. Sen burada kal. Eve sahip çık.
Biz Murat'la bir yere kadar gidip geleceğiz. Tamam tamam. Tamamdır başkanım. Murat bak dikkat et, bu silahlarla güvendesin. Tamam mı? Başkandan önce senin gitmen lazım her yere. En önde sen olacaksın, tamam mı? Başkanı korumak için. Şimdi gideceğiniz yeri ben biliyorum. Aman dikkatli ol Murat. Tamam tamam, o iş bende. Ay başkanım, bu arabada ne kadar güzelmiş ya. S500 sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyordur ama biraz pahalı değil mi ya başkana göre? He? Murat, sen benim başkan mı sanıyorsun? Ben simge olarak başkanım. Yoksa oho, tersanelerdeki malak darmaları, ondan sonra gümrükteki geçirmeler, her şey bana ait. Biz sadece şehri yönettiğimiz için başkan diyoruz. Yoksa bütün pis işler bizden sorulur. Kapattırmak için başkan gibi gözüküyoruz. Anladım. Tamam, tamam, tamam. Peki nereye gidiyoruz şu anda? Bir tane birisi var, onu bir dürtmek gerekiyor. Onu dürtmeye gideceğiz. Anladım. Peki bu dürteceğimiz adama neden dürteceğiz? Birkaç yamuk yapmaya çalışıyormuş. Bize yanlış oldu. Bize söylemeden kendi düzenini kurmaya çalışıyor. Ama bilirsin ki bizim düzenimize ayrılan bizim şehrimizden de ayrılması gerekir. Bu şehirde bizim kurallarımız geçerlidir Murat. Değil mi? Evet evet, öyle başkanım. Arabanız da çok güzel ya. Şu Rolls Royce tavan, ekranlar kırmızı döşeme, direksiyon. Zaten ben bu yeni S serisini çok beğeniyorum. Beğeniyorsan sana da alalım bir tane Murat. Bu kadar gözün kaldıysa aman bak kaza yapma. Yok yok başkanım, ben arabalara ilgili olduğum için söylüyorum. Anladım anladım. Sen böyle yarışçı falanmışsın herhalde. Anlat bakalım, ne yarışlarına girdin? Ya başkanım, ben o kadar şey yapmadım. Yani birkaç sokak yarışına girdim. Birkaç olaylı şeyler oldu. Onun haricinde bir şey yok. Sadece bir aşiret peşimde. Bir kaslı adam grubu peşimde, o kadar yani. Burası mı? Evet evet, burası. Tam da bu villa. Şimdi aman dikkat et, burada korumalar olabilir. Önüne geleni indir. Ama bir tane patronlar var ki, kilolu mu kilolu, uzun mu uzun, yaşlı mı yaşlı. Onu işte vurma. Onu sabit tut, tamam mı Murat? Tamamdır başkanım, tamamdır. Hadi hadi, gidelim artık. Başkanım önden gitmeyin. Dikkat edin, dikkat edin. Başkanım dikkat edin. Herkes bize bakıyor. Aman aman aman. Bunlar bekliyorlar şu anda yukarıda. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini ben indireceğim. Pat pat. Ya arkadaşlar böyle vururum işte. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ah ay arkadaşlar. Of. Omzuma geldi ya. Çok kötü. Arkadaşlar bir dakika. Eyvah orada. Tamam. Vurdum. Diğer kenarda. Ah sıkıyor arkadaşlar bir dakika. Oo tamam, onu indirdim. Aha adam 3 tane İnşaat yedi, hala vurulmadı. Bunu vurmayın dedi başkan. Tamamdır. Diğer kenarda 4 kişilerdi. Durmuş abi 4 kişi demişti. Aha şurada. Evet gel bakalım buraya. Seni pistolle başını patlatmak istiyorum. Gel bakalım, neredesin? Seni küçük fincap. Çat. Arkadaşlar böyle biter. Başkanım, malınız burada. Nasıl, iyi mi? Teşekkürler Murat, sağ ol. Artık sana güvenim tam. Ne haber tombalacı? Ne oldu? Kendi kumarların benim üzerimde yemedi sanırım. He? Koskoca 4 tane güvenlikle mi sabit duruyorsun burada? Sana hiç yakıştıramadım. Vallahi ben de 4 tane güvenlikle durmuyorum tabii ki. Benim güvenliklerim bunlardır. Ama kamufle olmuşlardır. Senin haberin yok sanırım başkanım. Murat, buna da bir çözümün var mı? Başkanım